Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Atakan Çakır ile birlikte oyun geliştirme hakkında detayları dinleyeceğiz. Hoş oyun geliştirme var. ile ilgili merak edilenler ve bu alanda kariyer, kendiniz nasıl geliştirebilirsiniz, nereden başlamalısınız, oyun geliştirme tool'ları nelerdir gibi sorulara cevap bulabilirsiniz ve daha fazlasına cevap bulabilirsiniz. Merak ettiğiniz soruları chatten iletmeyi unutmayın arkadaşlar, umarım herkes için faydalı bir etkinlik olur. Atakan, seni sana bırakıyorum. Teşekkürler. Merhabalar öncelikle. Bugün hem oyun sektörüne dair e, bilgiler aktarıp... ...hem de aslında kendi edindiğim tecrübeleri e, paylaşmaya çalışacağım. Bunun için de aslında hani basit sunum var ama çok sunum üzerinden gitmeyiz. Yine sohbetvari işler. Biraz da daha, e, daha işlevsel ilerlemeye çalışırız. Şimdi... Öncelikle kendimi tanıtayım yine e, bilmeyen arkadaşlara. Adım Atakan Naci Çakır. 5 e, yıldan fazladır oyun sektöründeyim. Bunun 2 yılı aşkın süresinde Aztek Games kapsıyor. Aztek Games kendi kurmuş olduğum bir e, oyun stüdyosu. Şu anda aktif olarak mobil oyunlar gel, e, geliştiriyoruz. Bunun yanında da farklı faaliyetlerimiz var. Burada eğitim vermek olsun. Şu an sektörde eğitimler düzenliyoruz. Eventler düzenliyoruz ve danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Yani oyun dışında da çok kapsamlı çalışmaya çalışıyoruz. Şimdi bu slaytımız aslında 3-5 ana başlık üzerinden değerlendireceğiz. Şimdi oyun sektörü ne girecek başlamak isteyen arkadaşlar özellikle yazılımdan işte oyun sektörüne girmek isteyenler oluyor. Hatta bizzat karşılaştığım durumlarda işte 40 yaşında bir matematik öğretmeni de e, sektör değiştirip oyun sektörüne girmek istiyor. Onun dışında işte liseye başlamış bir genç de girmek istiyor. Yani 7'den 70'e hangi alanda olursa olsun sıfırda e, bilgiye sahip olsanız da e, bu alana bir yerden girebiliyorsunuz. E, bunu sektörün büyüklüğünü yani buna girmenize değer mi? Tamam sevdiğiniz işi yapacaksınız. Peki bu hayatınızı idame ettirmenize yetecek mi? Yani para kazanabilecek misiniz? Bunu da e, bir göz gezdireceğiz. Sonra geliştirme aşamaları yani bir oyunu yapmak için neler gerekiyor, bunlara değineceğiz. Bunları yine oyun geliştirirken hangi tuğlaları, hangi araçları kullanabilirsiniz. Ee, sonra da biraz da iş tarafına bakıp soru-cevap sohbet kısmına geçeriz. Şimdi öncelikle zaten hayat bir simülasyon kelimesini biliyorsunuz. Şimdi oyunu oyun yapan kavramlar değişebilir yani kişiden kişiye yorumlar e, olabilir ama işte oyunların genelde kuralları olur, hedefleri olur, İşte bir e, challenge hissiyatı olur, yani bir rekabet vesairesi olur. Hani bunlar oyunu, oyun yapan temeller diyebilirsiniz. En basit oyundan tutun da e, kapsamlı, büyük triple dediğimiz çok e, büyük prodüksiyonlu, büyük yatırımları olan çalışanların çok fazla olduğu e, oyun türlerinde de aslında aynı şeyleri izliyor. Şimdi oyunlar e, çok farklı yerlerde de kullanıyor. Yani oyun deyince aklınıza Eskilerde özellikle işte çocukların oynadığı şeyler gelirken günümüzde dediğimiz gibi 7'den 70'e herkese hitap eden ve çok farklı e, amaçlara da hizmet eden şeyler olduğunu görüyoruz. Burada aslında gamification kavramıyla karşılaşıyoruz, yani Türkçeleştirmiş adıyla oyunlaştırma. Bu tamamen aslında bir oyun değil, bu e, yaptığınız bir işi oyunlaştırma, yani oyun elementleri ekleyerek e, yaptığımız işte daha iyi olmayı amaçlayan bir e, tanım diyebiliriz. Buradaki amaç e, atıyorum bir bankanın işte işleyişini, performansını arttırmak gibi gibi e, faaliyetleri var. Eğitimde de çok kullanabiliyoruz. Yani artık oyunları eğitimlerde kullanabiliyor kullanabiliyoruz. Çünkü e, önceden her yani bundan belki 5-10 yıl önce hani ben bilgisayar oynamaya çalışırken tabii o zamanlar bu kadar kapsamlı değil ama şey derlerdi işte gözün bozulacak ya da hep oyun oynama sürekli oynuyorsun vesaire vesaire. Tabii her şeyin fazlası zarar ama şu da var ki oyunlar özellikle çocuklar üzerinde doğru oyunlar e, oynandığı takdirde el göz koordinasyonu olsun, e, pratik zekası, problem çözmesi vesaire yani çok alanlı e, gelişim sağlıyor. O yüzden önemli şeyler. Şimdi oyun geliştirirken e, tabi bazı kriterlerimiz var. Yani nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız. Mesela burada bir fail faster başlığımız var. Burada bir şey yaparken yanılmaktan korkmayın ya da işte fail olmaktan korkmayın. Neden? Çünkü yaptığımız hatalardan ders çıkarmanız gerekiyor. Eğer hiç hata yapmıyorsanız ya yeterince çalışmıyorsunuzdur ya da işte hatalarınızdan ders çıkarmıyorsanız yine doğru yolda değilsinizdir. O yüzden hatalarımızdan her zaman ders çıkarmalıyız. Bunun için de sürekli hata yapmak bizi daha iyi yere taşıyor. Yani ben iki buçuk yıldır kendi şirketimizde çalışıyorum. Çok fazla şey tecrübe ettim. Keşke yapmasaydım dediğim çok fazla şey var. Zaten bunları da değiniriz. Belki siz yapmazsınız ileride. Şimdi market kısmında e, sektörün ne kadar büyük olduğuna bakacağız. Yani tamam biz oyun sektörüne gireceksiniz. Belki hobi olarak yapacaksınız. Belki arkadaşlarınızla paylaşacağınız ya da vakit geçireceğiniz bir alan olacak. Belki de çoğunuz için bir iş alanı olacak. Yani burada... Hayatınızı kazanacağınız aslında geçiminizi sağlayacağınız da bir alan olacak. Bu biraz önemli çünkü tamam hobi olarak yaparken ya da işte ekstra bir iş olarak yaparken sorun olmuyor ama cidden para kazanmaya gelince e, bunu yapabilecek misiniz? Ya da sektör buna elverişli mi? Şu anda siz işe girseniz ya zaten bir sürü yazılımcı var işte atıyorum modelci var. Ben iş bulabilecek miyim? Benden daha deneyimli kişiler var dediğinizde aslında sektörün büyük olduğunu, gelişmekte olduğunu ki Geçtiğimiz yıllarda en büyük 5 yatırma almış sektörden bir tanesi. Hatta ilk ya birinciydi ya ikinciydi. Şimdi market kısmına baktığımızda bu 2023 verisine baktığımızda dünya üzerinde 3.707 milyar insan var. Oyuncu var. Tabii bu kayıtlara geçmiş. Oyuncu var, bireysel oyuncu. Şimdi burada biz artık mesela kâra baktığımızda Şuna da değineceğim. Biz şu anda Aztek Games olarak mobil oyunlar üzerine çalışan bir firmayız. Tabii bunun farklı alanlarda çalışanları da olabilir. Neden mobil oyunlar üzerine çalıştığımızı da değiniyoruz. Özellikle Türkiye'de çok daha kısa vadede emeğinizin karşılığını alabileceğiniz için ve çok daha az düşük bütçe ihtiyaç duyduğu için mobil oyundayız. Şimdi burada baktığımızda aslında 2021 verisine baktığımızda mobil oyunlardan elde edilmiş gelir 93.2 milyarken işte other dediğimiz yani hem PC hem de konsol tarafında elde ettiğimiz gelir 2021 verisine göre elde edilen gelir işte 87.1 milyar Yani burada aslında mobil oyunun hem PC hem de konsolu kat kat geçtiğini görüyorsunuz Zaten buradaki çarptan da baktığımızda 2001 yılının yıl boyunca toplanan gelirleri hesaba katıldığında %51'ini mobil karşılıyor Yani aslında herkesin düşündüğü işte PC oyunları özellikle şu anda oyunlar zamlandı işte dolar kuruyunan vesaire. Şu anda 700 lira, 800 lira gibi rakamlara yeni oyunlar çıkıyor AAA dediğimiz yani büyük bütçeli oyunları satın almanız için e, yüksek e, fiyatlar vermeniz gerekiyor. Keza konsol tarafı da çok pahalı. Hem konsol almak pahalı hem içerisinde oyun almak pahalı. İnsanlar şunu düşünebilir. Ya o zaman bilgisayar oyunlarına deli paralar harcanıyor. Evet, çok da kazanılıyor. Doğru ama mobil oyun sektörü e, hayal edebileceğinizin ötesinde aslında bir para kazanıyor ve burada e, bunun birçok farklı etkeni var. Yani siz atıyorum bir bilgisayarda oyun aldığınızda tek seferde para veriyorken mobil kısımda hem çok daha fazla kullanıcıya erişiyorsunuz. Çünkü herkesin bir bilgisayar olmayabilir belki herkes e, konsol olmayabilir ama herkesin bir cep telefonu var e, günümüzde. O yüzden hem çok daha fazla kullanıcıya erişiyorsunuz, hem de işte reklam gelirleriniz var. Sürekli bir gelir elde ediyorsunuz. Ekstra bir şeyler satıyorsunuz vesaire vesaire. E, mobil oyun e, bu alanda yine kapsamlı oluyor. O yüzden Türkiye'de e, mobil oyun kısmında bayağı da başarılıyız. Hem girmesi kolay hem daha kısa vadeli e, kar elde edebiliyoruz. Şimdi bir oyunla yaptığınızda tabii e, bunun pazarlaması önemli. Yani Siz mobilde de olsanız PC veya konsol tarafında da olsanız bu oyunu pazarlamanız lazım. Şu anda hali hazırda oyun geliştirenler de olabilir ya da geliştirmek isteyenler de olabilir. Şimdi bir oyun yaptığınızda bu oyunu nasıl satacağınız çok önemli. Zaten pazarlamacıların mesleği yani reklamcıların pazarlamacıların satıcıların mesleği burada aslında çok önemli. Yani elinizdeki ürün ne kadar kötü olursa olsun iyi bir reklamla iyi bir pazarlamayla aslında oyunuzu satabilirsiniz, pazarlayabilirsiniz. E, tabii ürününüzü iyiyse çok daha verimli olacaktır. Bunun için neler yapmak gerekiyor? Bunun için e, sizin pazarlama sekansı yani aslında reklamı yani oyunu duyurma aşamanız oyunun yapım aşamasıyla aynı anda başlaması lazım. Yani siz bir bilgisayar oyunu yapıyorsunuz. Oyun bittikten sonra insanlara duyurmuyorsunuz. Oyun yapmaya başladığınızda aslında bunun pazarlama stratejileri, işte bu oyunun hangi kimlere hitap edeceği veya bu oyunun community dediğimiz topluluklarıyla oyun daha yap, yapılmadan, daha bitmeden insanlarla feedback alıp geri dönüş alıp bunun hangi yönde evrilmesi gerektiğine karar veriyorsunuz. Bu yüzden community çok önemli. Yani burada bir oyununuza hitap edecek bir topluluk sahibi olmanız önemli. Çünkü oyun aşamasında o topluluğun olumlu ve olumsuz dönüşleriyle siz çok daha başarılı bir oyun yapabilirsiniz. Ee, o yüzden community yani sosyal kanallarımız çok önemli yani bu her şey olabilir her yerde olabilir sosyal mecralar olabilir ya da işte atıyorum discord gibi kanallarda olabilir ee, Önemli olan oyununuzu işte hitap ettiği oyuncu kitlesini bir yerde toplayıp bunlardan geri dönüt almak çok önemli şimdi geliştirme kısmına gelelim Belki de e, ilk aşamada bizi hepimiz en çok ilgilendiren kısım bu Çünkü tamam oyun işte yaptığınız pazarladığınız falan orada zaten uçsuz bucaksız bir dünya ile karşılaşacaksınız ama ilk temeline baktığınızda bir oyunu yapmamız gerekiyor. burada geliştirme aşamamız var. Şimdi oyun geliştirme geliştirici dediğimiz şey aslında hani direkt yazılımcı olarak aklınıza gelmesin. Yani orada biz İngilizceden çevirdiğimizde game developer diyoruz. yani tamam oyun yazılımcısı diyoruz. Ama hani oyun geliştiricisi Biraz biraz daha farklı yani bir genellemedir aslında. Nedir? Oyun geliştiricisi herkes olabilir zaten birçok e, belki 50'ye yakın branş var içerisinde ama temel başlıkları aldığımızda designer'larımız var, developer'larımız var, artistlerimiz var ve manager'larımız var. Şimdi burada hani biz e, birkaç alt başlık ve ana başlıklarına bakıyoruz ama büyük bir stüdyoya girdiğinizde yani atıyorum bir AAA dediğimiz belki Rockstar Games'i duyanlarınız çok vardır. GTA'yı belki duymuşsunuzdur. Orada 10 bin, hani binlerce kişi çalışıyor bir stüdyosunda ya da birkaç stüdyosuna. Binlerce kişi çalışıyor ve bunların hepsinin ayrı ayrı title'ları oluyor. Ee, biz burada en temeline baktığımızda şimdi designer'larımız var. Designer'lar kimdir? Designer işte game designer, oyun tasarımcısı, Level designer, level tasarımcısı. Quest aslında quest dediğimiz görev tasarımcısı olarak hani alt başlıklara ayrılabilir. Burada e, zaten adından da anlayabileceğiniz gibi alanlarda faaliyet göstermeye çalışır. Genelde küçük e, stüdyolarda, mobil stüdyolarında veya yine dediğim gibi küçük indie geliştiricilerde bunların hepsi tek bir başlık adı altında aslında game designer olarak geçer. Nedir? Oyununu tasarlayan kişi. Yani oyunun hang, nasıl olması gerektiğini planlayan, düşünen işte nerede ne olsun diyen kişi budur ama daha büyük yerlerde tabii level designer vardır. İşte bu da levelin aslında tasarımlı e, üstlenir. Level'de işte hangi taş nerede dursun mesela. Quest designer da işte şu an işte oyunlarda şey konuşulur. Ya ana görevler çok iyi ama yan görevler çok tekrar ediyor ya da yan görevler sıkıcı. Yani buradaki görevlerin nasıl olması gerektiğini de planlayan kişi işte quest designer olabilir. Tabii burada bu dört ana başlık, biraz da yapım sürecinde olanlar, buna dahil etmediğimiz farklı branşlar da var. Mesela QA dediğimiz e, testerlerimiz var. Yani oyun yapıldığında kendi in-house'da içerisinde oyunu test eden kişiler de var. Hani bunlar da işte game designer'dan vesaire geçiyor. E, onlar buna dahil etmedik, bu biraz daha geliştirici kısmı düşünebilirsiniz. Yoksa çok daha e, fazla iş alanı var developer'lar var. Developer'lar zaten işte front e, developer olabilir, front backend olabilir. İşte daha server atıyor multiplayer oyunda server'ları kodlayan kişi olabilirsiniz ya da daha ön planda olan işte core developer olabilirsiniz. Oyun motoruyla e, zaten oyun motorlarında değineceğiz. Oyun geliştiren kişi de olabilirsiniz. Burada artık game developer olarak geçiyorsunuz. Onun dışında artistlerimiz var. 2D, 3D artist olabilirsiniz, animatör olabilirsiniz. Yani İki boyutlu bir çizim yapıyor olabilirsiniz. Buna UI de dahil yani nedir? Atıyorum bir menü tasarımı. Yani sadece iki boyutlu karakter çizmek ya da bir modelle hani iki boyutlu bir e, model çizmek değil. Aynı zamanda UI UX dediğimiz artık menü tasarımları yani oyuna başladığınızdaki o menülerin e, tasarımları neyin nerede duracağı gibi e, alanlarla da çalışabilirsiniz. Ya da 3D olarak modelleme yapabilirsiniz. Burada da e, yine kendi alanında çok daha kapsamlı bir e, branşta orada. Yani şu anda remote olarak çalışmanız elverişlidir. İşte 3D veya 2D'ler e, onun dışında freelance olarak çalışabilirsiniz. Kendi yaptığınız işleri satıp kendi işinin patronu da olabilirsiniz. Yani bu noktada artık sadece bir oyun şirketinde olmak gelmiyor. Hani kendi yaptığınız ürünleri de satabilirsiniz bu noktada. E, o yüzden bazı avantajları da var işte 2D 3D artistlerinin. Onun dışında belki animasyonla ilgilenen motion capture ya da işte animatör gibi e, modellemelerin animasyonlarını yapan kişi olabilirsiniz ki bu da e, hani Türkiye'de çok yaygın olmayan hani genelde yurt dışında daha çok e, az sayıda bulunan ama zor bir iş olduğu için de e, emeğini karşınıza alabileceğiniz bir sektördür bu animasyon işlerine girmek. Onun dışında managerlar var burada işte game managerımız e, product manager veya project managerlarımız var ya product manager ile project manager e, arasında birbirine çok yakın olduğu için karıştırılıyor ama e, birbirlerinden farklı. Şu an çok detayına girmeyeceğim. Bunlar da daha çok yönetimli olan kısımlardır. Hatta e, genele baktığımızda şöyle söyleyebiliriz. Normalde ilk oyun e, fikirleri product manager'dan çıkar. Yani oyun fikri çıkmaz ama oyun türü çıkar. Şöyle diyebiliriz. İşte büyük bir stüdyo düşünün. İşte atıyorum Rockstar Games'i düşündüğünüzde. Ne yapar? Product Manager normalde market analizi yapan yani o an e, şirket dahilinde en faydalı olan, en karlı olacak e, oyunu bulmaya çalışır. Oyun türünü bulmaya çalışır daha doğrusu. Atıyorum şunu diyebilir Product Manager e, bulunduğu stüdyoda. Bu işte atıyorum bu yıl yarış oyunu yapmamız gerekiyor. Product Manager gider game Designer'la, e, işte gerekli kişilerle konuşur ve şunu derler: Biz yarış oyunu yapacağız. Buradan çıkarak game designer bir yarış oyunu planları ama nasıl bir oyun olacağı, hani ne tür bir yarış olacağı, motor mu, araba mı vesaire artık orada e, farklı e, branşlarda, farklı kişilerde devreye giriyor. Yani burada artık CTO gibi düşünebilirsiniz. Karar merci biraz daha artık Project Manager veya Game Manager'dan e, çıkıyor. Oyun detaylarına girdiğinizde artık Game Designer'lar vesaire giriyor. Tabii bunları saydığımızda her biri için ayrı birini bulmanız lazım. Stüdyo kurma falan da lazım. Veya e, genelde full stack developer dediğimiz ki bütün alanlarda da geçer. Aynı anda birden fazla işi yapan kişiler de var. Yani şu an full stack olabilmeniz için ki ben kendimi öyle tanımlıyorum ama e, full stack olabilmeniz için tek başınıza her şeyi yapabiliyor olmanız lazım. Ya da birine ihtiyaç duymadan yapabiliyor olmanız lazım. Yani her şeyi yapmanız belki çok mümkün değil ama Herhangi birine ihtiyaç duymadan yapabiliyorsanız aslında full stack olma yolundasınızdır. Burada nedir? İşte kendi oyununuzu kendiniz planladınız. Kodlarını kendiniz yazdınız. Belki gerekli modellemeleri kendiniz yaptınız. Artık tamam full stack'siniz diyebiliriz. Burada zaten hani böyle e, belki LinkedIn'de vesaire görmüşsünüz. Bazı kişilerde çok boyalama yazar. İşte ben şuyum buyum şunu yaptım bunu yaptım diye kalabalık görebilirsiniz. Ya, genelde dalga konusudur e, sektörde ama bunu olan kişilerde az sayıda da olsa vardır full stack olarak çalışan kişiler. Şimdi burada e, Rockstar Games'te e, lead animator olarak çalışan Chris Sato'nun bir sözüyle e, devam edeceğim. Kısaca şunu diyor: Kendi inandığınız şeyi yapın. Yani burada bu söz, bu söz başlangıcı bile aslında şunu özetliyor bize. Sevdiğimiz işi yapmak önemli. Neden önemli? Çünkü kendi sevdiğiniz işi yapmazsanız yani oyun yaparken zevk almıyorsanız yaptığınız oyunu oynayanlar da çok zevk almayacaktır. Özellikle ben şunu söylüyorum. Sevmeden yapacağınız bir meslek değil. Hani baktığınızda oyun stüdyosunda çalışmak şartları güzeldir. Evet uluslararası çalışabilirsiniz. Evinizden çalışabilirsiniz. Ve e, kitlesi olarak daha çok işte geek dediğimiz gamer dediğimiz daha e, globale alışkın kitle olduğu için daha eğlenceli bir çalışma ortamı var. Diğer işler yani bankada çalışmaktan daha da eğlenceli geçebilir büyük ihtimalle. Ama ne olursa olsun sevmeden, işinizi sevmeden yine yapabileceğiniz bir iş değil. O yüzden her zaman işinizi seviyorsanız ve yaptığınız işe inanıyorsanız o işin üstüne gitmeniz gerekiyor. Eğer yaptığınız oyundan zevk almıyorsanız yaptığınız oyuna inanmıyorsanız yaptığınız oyunda büyük ihtimalle tutmayacaktır. Sadece emek ve vakit kaybı olacaktır. Ee, o yüzden buna özen göstermeniz gerekiyor. Şimdi biraz daha artık detaylarına girelim. Bir oyunun temellerine girelim. Hani bir oyun olması için nelere dikkat etmemiz lazım, neler olması lazım. Şimdi mesela level design tarafında şimdi insanlar oyunları gerçeklikten çıkmak için oynar. Yani nedir? Genelde oyun mantığı gerçek hayatta yapamadığımızı yapabilmektir. Tabi burada ee, artık günümüzde çok daha iç işi oldu. Yani atıyorum VR dediğimiz kavramla gerçek hayatta yapabildiklerimizi oyunda yapmaya çalışıyoruz vesaire ama asıl temelinde oyun oynayan insanlar gerçekte yapamadığı şeyleri yapmaya çalışıyor. Yani burada çok fantastik şeyleri düşünmenize gerek yok. Atıyorum yarış oyunu oynuyorsunuz. Ben gerçek hayatta o kadar fazla farklı arabaları sürüp yarış yapamayabilirim. Ama oyunda yapabiliyorum. Yani bu illa uçuk kaçık bir oyun olmasına gerek yok. Yani işte kılıç salladığınız ya da uçabildiğiniz oyun olmasına gerek yok. Atıyorum Sims gibi daha e, gerçek hayat simülasyonu oynasanız da atıyorum ben karakterimi istediğim gibi yapabilirim. Yani atıyorum şu anda işte 40 yaşında ya da işte 50 yaşında bir emekli kişiyi de oynayabilirim. Şu anda olmadığım için. Yani gerçeklikten kaçmayı planlıyoruz aslında. Yani oyuncular gerçekten kaçmak için bunlara yöneliyor. Ee, sizin yaptığınız oyuna insanların inanmasını sağlamanız gerekiyor. Yine level design tarafında bunları düşünerek hareket ediyorsunuz. Yani bir dünya yaratıyorsunuz ve insanların o dünyaya aitliğini hissettirmeniz gerekiyor. Hani sanki oradaymışım gibi olsun. Yani gerçek dünya ile olabildiğince bağlantısını koparmaya çalışıyoruz oyuncunun. Burada e, oyuncuları oyunda canlı tutmak için yani dinamik tutmak için biz her zaman şunu yapıyoruz. Oyunculara challenge hissiyatı veriyoruz. Yani rekabet hissiyatı veriyoruz. Her şey istediği gibi olmasın. Gerçek hayattaki gibi aslında. Ee, oyunlaştırmada da vardır bu. Nedir? Önüne bazı engeller çıkartıyoruz. Hedefler koyuyoruz. Daha iyi olmasına ya da daha da zorlanmasına yönelik. Ama bunu da yaparken şuna dikkat etmeniz lazım. Bunun seviyesi fazla olursa bu sefer oyuncularınız yine oyundan kopacak. Yani siz hadi challenge olsun, rekabet hissiyatı olsun diye çok fazla... E, zorluk eklerseniz bu sefer oyuncularınız da kendini başarısız hissedip e, oyundan çıkacaktır yani oyunculara olabildiğince kötü duygu hissettirmemeye çalışıyoruz yani işte ben beceremiyorum ben oyun oynayamıyorum ya da oyun benim için çok zordan e, daha çok kendini e, öne çıkartan kendi egosunu duygusunu tatmin eden şeyler oyuncuyu dinç tutacaktır ama bunun da e, bir balansı olması lazım yani bir dengesi olması gerekiyor işte hikaye anlatım kısmında da e, bu hikayeler e, hikayeli oyunlar olur ya da işte hikaye barındırmayan oyunlar da olur. Atıyorum bir yarış oyununda hani hikaye nedir diyebilirsiniz ama aslında baktığınızda backend kısmında yani arka planda onun da bir hikayesi vardır. Yani şu anda ne yapıyorum, neden yapıyorum, bu benim ne işime yarayacak şeklinde düşünebilirsiniz. Yani atıyorum bir yarış oyununda hikaye bir ara sahne girmez belki ya da bir hikaye anlatmaz ama siz orada bir yarışçıyı canlandırdığınızı bilirsiniz. İşte arabanızı modifiye edersiniz. Daha farklı yarışlara katılırsınız. Yani oradaki hikayeye yine kendinizi kaptırırsınız. Yani illa bir hikaye anlattığınız oyun olmasına gerek yok buradaki hikaye anlatımı derken. Karakter dizayn atıyorum ve oyununuzda karakter varsa hani özellikle karakterlerde şu çok önemlidir. Bir karakteri yönlendiriyorsanız yani spesifik bir karakteri yönlendiriyorsanız oyuncular o karakterle kendini bağdaştırmak ister. Yani kendilerini onun yerine koyarlar veya kendileriymiş gibi davranma eğilimindedirler. Hani psikolojik olarak da olan şeylerden bahsediyoruz. Şimdi burada her karakter yani sadece yönlendirdiğiniz değil yardımcı karakter. Yani burada filmlerdeki figüran olarak düşünebilirsiniz. Oyunda gördüğünüz hani sizin yönlendiriniz dışınızda olan karakterler de bir amaca bir hikayeye hizmet etmesi gerekiyor. Şimdi bunlar önemli şeyler çünkü ne demiştik e, level design tarafında kendinizi dünyaya kaptırmanız için etraftaki kişilerinde bunu destekleyecek kişiler olması lazım yani random bir adam olmaması lazım onun bir amaca bir hikaye hizmet ediyor olması lazım oyun içerisinde e, bunu yine oyuncuların dikkatini çekmesi için e, karakterlere spesifik e, detaylar verebilirsiniz İl İlgi çekici detaylar verebilirsiniz ve biraz da absürt detaylar mesela nedir tek bacaklı bir karakter olabilir. İşte tahta bacaklı korsan varimsi bir karakter olabilir. Farklı bir da olabilir. İşte özelliği ya da kişisel özelliği farklı, Hayaletlerden korkar, tiklidir. Yani standart bir durumdan daha farklı gözüken, daha farklı davranan bir insan koyduğunuzda bu ilgi çekicidir. Çünkü ne Gerçekliğin dışında kendi dünyasının dışında ilgi çekici, yenilikçi şeyler görmek yine oyuncuyu dinç tutar. O karaktere daha ısındırır. Daha dikkatini çeker. Şu grafik dizayn tarafında e, önemli şeyler yani grafik tarafına bakarken bir kere tasarım prensiplerini bilmek gerekiyor. Yani bu olmazsa olmaz. Nasıl kodlamada design pattern dediğimiz yani kod yazarken uymanız gereken bazı standartlar vardır. Kurallar vardır. İşte object oriented programming deriz. Solid deriz. Yani bu kavramlar vardır. Grafik tarafında da bazı standartlar vardı işte animasyon e, prensibi ya da işte çizim prensibi vesaire. Bu standartlara uymanız gerekir. Ee, onun dışında kal e, renk ve tema seçimi olarak e, yine hikayenize, oyun örgüsüne uygun olması gerekir. Bilinenin aksine aslında bu hani 2016'dan itibaren yanlış hatırlamıyorsam artık grafik olarak e, biz basitleşmeye gittik. Yani ne kadar basit Simple dediğim işte simple ve Amacına uygunsa Aslında o kadar e, ilgi çekici Olmaya başladı yani sadece bu oyunlarda değil Şirketlerde de böyle oldu Bütün logolar basitleşmeye gitti Hani gerek işte bir araba markası Olan BMW'den tutun işte Atıyorum işte Tok Logosu vesaire yani eskiye Nazaran şirket logoları artık Çok daha cafcaflı gösterişli Her yerinde bir şey varken e, Günümüzde daha basit Birkaç çizgiden oluşan Amacına uygun e, tasarımlar olmaya başladı. Oyunlarda da böyle yani sırf yapabiliyorsunuz diye insanların, oyuncuların gözüne, gözüne aşırı aşırı bir şeyler sokmuyorsunuz. Olabildiğince basit ve amacına uygun tutmanız önemli. Özellikle tasarımcı arkadaşlar buna dikkat etmesi lazım. Bunda color e, harmonisine dikkat etmek gerekiyor. Kalır harmony dediğimizde renk uyumudur yani bu. Direkt psikolojik bir şeydir. Renklerin insanlarda uyandırdığı bazı duygular vardır. İşte atıyorum, işte sarı ve kırmızı tonları sizi işte açlığınıza yine e, tetikleyen renklerdir. O yüzden atıyorum McDonald's Burger King gibi ya da farklı yemek firmaları ya sarı ya kırmızı renkleri barındırır logosunda. E, bunun gibi psikolojik olarak kanıtlanmış e, belirlenmiş e, renklerin uyumları vardır. E bunlar da göze hitabını önemli ölçüde değiştir. O yüzden bunlara uymak bir tasarımcı için olmazsa olmazdır diyebiliriz. Onun dışında <laughs> feedbackler diyebiliriz. Şimdi oyunda iki çeşit feedback vardır. Yani siz oyun oynarken yani oyun oynamak nedir? Siz bir input giriyorsunuz, bir işte bir tuşa basıyorsunuz. Siz yaptığınız bir işlemin geri dönüşünü almanız lazım oyunlarda. Yani havada yapıyormuş gibi değil. Hatta özellikle günümüzde büyük oyunlarda şöyle bir terim vardır. Vuruş hissiyatı. Yani nedir vuruş hissiyatı? İşte atıyorum bir savaş oyunu oynuyorsunuz. Siz ateş ettiğinizde adamın vuruluyormuş hissiyatını size hissettirmesi lazım. İşte vurulduğu yeri tutar, seker, işte silah seker, sesler vesaire vesaire. Bunun gibi biz de e, bu geri dönüklere çok önem vermeliyiz ki oyuncu oyundayken yine kendini kaptırabilsin. Bir de geri dönüş derken oyunlarda iki farklı dönütümüz vardır. Nedir? Bir pozitif, bir negatif dönütümüz vardır. Yani bir ödül kısmımız vardır ve cezamız vardır. Bu da ilk başta dediğimiz gibi o challenge hissiyatını barındırmak için. Yani iyi bir şey yaparsan ödül alırsın ama dikkat et kötü yaparsan cezalanırsın e, kısmını oyuncuya veriyoruz ki kendini aslında burada challenge'a sokabilsin, rekabete sokabilsin. İşte ödül kısmında şunu diyebiliriz. Ee, çok zor bir işte parkurdan geçtin sana ekstra bir item verdik ama işte parkurda kaybedersen diğer itemlerini de kaybedeceksin gibi ee, pozitif ve negatif ödüllerle her zaman e, bir dengeli tutuyoruz zaten bunun bir çizergesi vardır şu an slaytımızda yok ama e, bir başarı çizergesi genellikle oyunlar e, belirli bir seviyeye kadar zorlaşır belirli bir seviyeden sonra kolaylaşmaya başlar bu noktada insanlar şunu algılar aa ben artık ...geliştim, ben artık güçlendim. Atıyorum bir savaş oyunundaysanız... ...ben artık güçlendim. Yani ben oyunda... ...başarılıyım hissiyatından sonra... ...oyuncu oyundan sıkılmasını ...yavaş yavaş tekrar zorlaşmaya doğru gider. Yani böyle sürekli bir... E, sinüs dalgası gibi... E, ...dalgası vardır. Bunun balansı... ...çok önemli. Yani bunun ikisi arasındaki... ...negatif pozitif duygular arasındaki dengeyi... ...tutmak çok önemli. Bunun oranı... ...aslında oyunun oynanabilirliğini de... ...arttırıyor. Oyun süresini arttırıyor. Oyuncuların geri dönüşünü arttırıyor... Sonra oyundaki tabi sesler var yani şu anda oyun sektöründe çalışmak istiyorsanız ve atıyorum bir müzisyenseniz veya sesle ilgileniyorsanız yine oyun sektöründe çalışabilirsiniz. Burada oyunda kullandığımız müziklerden tutun ses efektlerine kadar ki filmlerde de kullanıyor bu işte farklı materyallerle oradaki sesi canlandırıyorlar. Burada sesler çok önemli çünkü sesler insanlara farklı bir boyut deneyimi kazandırır. Yani atıyorum bir korku filmi. Özellikle Türkiye'deki korku filmlerini izlediğinizde daha çok işte seslerle korkutmaya yönelik filmler olduğu için söylüyorum. Türkiye'de bir korku filmini sesleri kapatıp izlediğinizde o kadar korkunç olmadığını çok bariz anlayabiliyorsunuz. Yani normalde korku filmi izleyemeyen belki arkadaşlar deneyebilir. Hani sesi tamamen kapatıp bir korku filmi izlesinler. O kadar gerilmediğinizi anlıyorsunuz. Çünkü o filmlerdeki aslında en korkunç anda gerilim müzikleri, çığlık sesleri vesaire sizi çok daha filmin içine sokuyor. Çok daha e, reaksiyon hızlı reaksiyon ve gerçek reaksiyon almanızı sağlıyor. Oyunlarda da böyle. Oyunlarda da ses kullanırsanız oyuncular da bunun içine girecek. Yani sadece e, belki korku oyunu vesaire de değil. Yani bir yarış bir oyunu bile olsa siz gaza bastığınızda o motorun çıkardığı sesi duymak oyuncuyu cidden o arabayı sürüyormuş e, hissiyatını vermek için olmaz olmaz. O yüzden seslere de önem gösteriyoruz. E, burada zaten Beat Purp Minute yani BPM dediğimiz sesle de, e, tar, tanım diyelim. Tanım devreye giriyor. Müzisyen arkadaşlar belki aşinadır. Bu nedir? Bu sizin aslında kalp atışınızı etkiler. Yani şu an bu da bir bilimsel gerçek. Özellikle DJ'lerin kullandığı bir e, tekniktir. Nedir? BPM dediğimiz yani dakika başına vuruştur BPM zaten Türkçe'ye çevirdiğinizde. Bu ne kadar hızlı olursa sizin duyduğunuz müziğe göre kalp atışınız hızlanır. Yani Yavaş bir müzik dinliyorken kalp atışınız yavaşken, hızlı bir müzik dinlemeye başladığınızda kalp atışınız hızlanır. Ki zaten özellikle DJ performanslarında e, müzikler belirli bir BPM ile başlayıp gittikçe hızlanır. Yani bir anda hızlı müzik vermezler. Önce kalp ritminize e, uygun bir müzikle başlar ve gittikçe hızlanarak kalp ritminiz de hızlanır. Daha çok heyecanlanırsınız, daha çok eğlenirsiniz. ya da Çok daha fazla adrenalin pompalarsınız bunu oyunlarda da yapıyoruz İşte ne dedik filmlerde de yapılıyor İşte korku müziğine gitgide geren bir müzik veriyorlar gitgide yükselen bir müzik veriyorlar bunlar e, ses de yine oyun sektöründe önemli bu alanda da çalışabilirsiniz yani ilk başta dahil etmemiştik dizaynerler developerlar artistler dedik ama e, bunun gibi farklı branşlarda var zaten dediğim gibi oldukça fazla e, çalışabileceğiniz alan var oyun sektöründe <laughs> şimdi oyun erişilebilirliği e, oyunların bir kere tüm kitlelerce anlaşılabilir olması lazım. Yani olabildiğince fazla kişiye hitap ediyor olmanız lazım. Bunun için de an, işte anlaşılır dediğimiz kontrastların düzenli olması lazım. Yani bir renk kontrastı özellikle tasarımcı arkadaşlarla de, dediğim iyi, daha iyi anlıyordur. Kontrastlar işte e, renk seçimleri, görsel efektler. Onun dışında oyunun e, verdiği geri dönütler vesaire. Çok önemli erişilebilirlik olarak ee, yani atıyorum bazı oyunlarda işte renk körü modu vardır ya da renk körü modu olmasa da e, renk körü kişilerde oynayabileceği şekilde tasarlanmış oyunlar da vardır. İşte bunlar nedir? Renkler arası, kontrast farkları vesaire. Ee, onun dışında işte level zorlukları yani burada erişilebilirliği hepsi giriyor. Levellerin dinamikleri hani biz bir sinüs eğrisi demiştik. Bu gibi şeyler oyun erişilebilirliği yani oyundaki e, o tempoyu tutan şeyler. Şimdi gelelim oyun geliştirirken neler kullanacaksınız? Yani birkaç branch saydık. Bunları yaparken ne kullanabilirsiniz? E. Öncelikle grafik dizaynları Burada onlarca var zaten. Sadece en çok bilinen, özellikle Türkiye'de belki en yaygınları. Yani globalde de yaygın ama e, yaygın olarak kullanılan uygulamalardan bahsedeceğiz. Şimdi grafik dizaynı olmak istiyorsanız ki özellikle 3D bazında yani 3 boyutlu olarak model yapmak istiyorsanız. 3D Max programımız var. Bu özellikle e, mimarların kullandığı bir program. Çünkü e, çok kaliteli 4K çözünürlüklü e, planlamalar yapabiliyorsunuz. Yani e, genelde işte bina planlaması falan mimarlar bunu kullanıyor ama her şeyi yapabilirsiniz. Yani oyun sektörüne de çok rahat kullanabilirsiniz. Ve şu oldukça yaygın olan Blender var. Zaten oyun sektöründe Blender belki duymayan yoktur sektör içerisinde. Blender kullanabilirsiniz. Yine Maya var. Bu da mühendisler, mimarlar kullanıyor. Zbrush var. Bu biraz daha e, işte karakter tasarımı yaparken kullanılan çok daha profesyonel çizimler yani profesyonel işte anatomiye sahip modeller yaparken e, kullanabileceğiniz tool'lardan. Kimisi ücretli, kimisi ücretsiz. Onun yanında SketchUp, AutoCAD ve SolidWorks var. Bunlar biraz daha mühendislerin kullandığı programlar ama yeri geldi bunları da kullanarak bir model yapabiliyorsunuz. Zaten aynı amaca hizmet ediyorlar. <laughs> Gelelim sound design tarafına, ses tarafına. Buradakilerin çoğu ücretsiz zaten. Bir e, garaj band var. E, i̇ki FL Studio. Ki FL Studio özellikle DJ'lerin de çok e, yaygın kullandığı kendi e, prodüksiyon kısımlarında kendi müziklerini yaptığı programlardan bir tanesi. Audio Key var, Audition var, Photoshop'un sahip olduğu, Loop Pro var. Onun dışında Avid Pro Tools var, Izotope var ve viponizer var. Bunlar özellikle Wipenizer biraz daha oyun sesleri yapmak üzerine yeni çıkan programlardan. Yani burada bir müzik yapmaktan ziyade oyun sesi nedir? Oyundaki silah sesleri, işte oyundaki yürüme sesleri gibi ee, spesifik sesleri yani sound effects dediğimiz SFX dediğimiz sesleri yapmanıza yarayan tool'lardır. Kimisinde müzik de yapabilirsiniz. Bunlar en yaygın olanları yine diyebilirim. İki boyutlu çizim programlarına baktığımızda Inkscape var. Yine çoğunuzun belki de duyduğu işte Photoshop, Adobe Photoshop ve Illustrator var. Bunlar daha çok UI UX tarafında kullandığımız tabi normal çizimde yapılabilir ama ağırlıklı olarak UI tarafında yani menü gibi işte Canbarı gibi ya da herhangi ekranda gördüğünüz çizimlerde kullandığımız tool'lar. Ee, burada Krita var. Onun dışında işte Maya, Sketch veya Miro gibi farklı programlar var. İşte buna Pixel Art çiziyorsanız e, bunun için farklı programları da kullanabiliyorsunuz. Ücretli veya ücretsiz. Bunların bir de animasyon kısımları var. E, atıyorum 3 boyutlu zaten animasyonu demiştik mesela Blender'da animasyon da yapabiliyorsunuz. 3 boyutlu model için işte yine iki boyutlu modellere baktığınızda animaker var, animate var, yine Adobe'un sahip olduğu, spine var, sketchbook, krita, signfig gibi yine çizimlerinize animasyon verebileceğiniz uygulamalar da var. Burada zaten bahsetmiştik 2 boyutlu, 3 boyutlu veya animatör olarak da çalışabilirsiniz yani animasyon kısmında çalışabilirsiniz demiştik. Bu da yine globalde çalışmak isteyen, büyük projelerde çalışmak isteyen arkadaşlar için seçilebilecek bir meslek Şimdi bunları bir de yayınladığımız platformlar var. Bunlar bizim oyunlarımızı yayınladığımız bilindik e, temel pro şey yerler, marketler nedir? E, Gak. Com var, Play Store var mobilde, App Store var, Itch.io var. Burada özellikle indik oyun geliştiricilerin çok sık kullandığı e, bir site, Humble Bundle, keza. Steam var. Steam duymayan yoktur. Bunun dışında Epic Games var. Ee, yine Snapchat var. Şu an Snapchat de oyun, oyun, mobil oyun yaptığı için. O da bir branş. Hatta şu anda Snapchat'e oyun çıkartan, oradan para kazanan stüdyolar da var. Kişiler de var. İşte Nintendo gibi konsollar, yerler var. Ya da Indie Game Stand gibi yerler var. Özellikle iticiyo ve Indie Game Stand daha indi geliştiricilerin bireysel veya <laughs> bireysel veya işte ekiple Geliştiren kişilerin sürekli kaynak paylaştığı, oyun paylaştığı veya e, normal game jam dediğimiz etkinlikler düzenlediği bir yer, buraya da katılıp e, faydalanabilirsiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hani geneline baktığımızda çok fazla uygulama vesaire var. Burada oyun motorları var. Oyun motorları dediğimizde bize ne karşılıyor? İşte Unity. En yaygın ve bizim kullandığımız özellikle biz Aztek Games olarak kullandığımız oyun motoru Unity var, Unreal Engine var, Godot var, Roblox var. Yani Roblox da artık oyun yapabiliyorsunuz. O da bir branş dalı kendi içerisinde ee, oyun motorları var. İşte arturları tool'ları, Substance var, ekstra saymadığımız. Yani çok farklı uygulamalar var. Çalışacağınız yere göre işte marketler için ayrı, reklamlar için ayrı. Şu anda Özellikle mobil tarafında reklam gelirleri çok fazla reklam platformları çok fazla olduğu için o alanda çalışabilirsiniz. İşte game analitik dediğimiz oyun analizi yaptınız. İşte Amazon'un şeyinden tutun Dev to Dev gibi. birçok farklı uygulama var. Tamamen çalışacağınız alana branşa uygun uygulamayı seçebilirsiniz. Gelelim business tarafına. Ee, özellikle şu an mesela kendim tabi full stack olarak çalışıyorum hem kod tarafında varım aynı zamanda game designer ve product management da yapıyorum. Hani kod tarafında çok aktif değilim hepsinde aktif çalışmıyorum ama e, tüm skill setlerini eş zamanlı geliştiriyorum e, burada product management tarafı devreye giriyor yani burada e, ben her zaman şunu söylüyorum. Oyun geliştirirken özellikle atıyorum bir mobil oyunsa veya basit bir oyun yaparken Normalde 3 veya 4 kişi yeterli olabilir. Nedir? İşte bir developer olsun. Bir tasarımcı olsun. Bir tane de game designer olsun. Tamam biz oyun çıkartalım. Ama bu, bununla bir oyun yapabilirsiniz. Ama siz yaptığınız oyundan para kazanmak istiyorsanız. Ya da yaptığınız oyunun bir yerlerde tutmasını istiyorsanız. Bunun için dördüncü kişi olmazsa olmaz. Kim? Product Manager. Ben bunu her yerde söylüyorum. Çoğu kişinin yaptığı hatadır. Ee, özellikle sektördeki kişilerin yaptığı hatalardan biri de bunu göz ardı eder. Önemsemez. Ee, der ki hani sonra buluruz ya da birimiz yaparız vesaire. Şimdi bunun önemi şudur. Siz stüdyo kuracaksınız. Artık sektörde çalışan insanlarsınız. Ekibiniz var. 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi neyse. Siz bir oyun yapıyorsunuz. Belki de oyunu yaptınız. Hani farklı aşamalarda farklı dezavantajları var ama oyunu yaptınız diyelim. E şimdi sizin elinizde bir oyun var. Bu oyunu Nerede satacaksınız? Nasıl para kazanacaksınız? Yani şu anda benim bir oyunum var. Markete yükleyeyim, sonra gelsin paralar yapamıyorsunuz. Bu oyunu pazarlamanız lazım. Bu oyun üzerinden farklı dönütler almanız lazım. Nedir belki yatırım almanız gerekiyor. İşte bunun için farklı stratejiler, business strateji, iş stratejileri izlemeniz gerekiyor. Bunu yapan kişi de aslında product manager. Bunun önemi daha oyun yapılmadan aslında başlıyor. Nedir? Siz oyun yapım aşamasında yatırımcı bulabilirsiniz. Bu da nedir? Kendinizi fonlayabildiğiniz için o işe daha fazla emek, daha fazla zaman harcamanıza ve daha e, normalden yap, yapacağınız normalde yapacağınızdan daha iyi bir proje yapmanızı sağlar. Onun dışında farklı alanlara pazarlayabilir, farklı deal'lar yapabilirsiniz. Özellikle atıyorum bir mobil oyun stüdyosu olmak istiyorsunuz, mobil oyunlar yapıyorsunuz. Burada publisher dediğimiz, yayıncı dediğimiz kişilerle anlaşma yapmanızı, onlarla işte bir e, anlaşma imzalamanızı sağlayan, bunların takibini yapan, işte market analizleri yapan ya da atıyorum biz bir oyun geliştireceğiz. Hangi oyunu yapalım? Ya tamam sevdiğimiz oyunu yapabiliriz ama belki marketteki tutan oyunları da yapabiliriz. Nedir? İşte tüm yarış oyunları tutuyor. Ona göre bir oyun yapalım diyecek kişi, o analizleri yapan kişi product manager. O yüzden e, olmazsa olmaz. Burada işte bir şirketin hedeflerini göz ardı eden kişidir. Nedir? Eee Durum analizi yapar. Şu anda ne yapıyoruz? Ne yapacağız? İleriye dönük ne yapacağız? Oyunumuz biterse kimlerle anlaşma yapabiliriz? Oyunu nasıl pazarlayabiliriz? Ya da oyun yapım aşamasına kimlere ihtiyacımız var? Tabi sadece oyun satma üzerine düşünmeyin. Oyun yapım aşamasında da önemlidir. Nedir? Siz oyun geliştiriyorken eksiğinizi görüp atıyorum oyunda yavaş ilerliyorsunuz. Oyun yapımınız yavaş. Neden? Sizin dev ihtiyacınız var. Bunu sezen Hangi nitelikteki insanlara ihtiyacınız var? Ne kadar ihtiyacınız var? Ne kadar süreyle ihtiyacınız var? Yine bunların planlamasını yapan e, kişi de yine product manager oluyor, market analizleri yapan. Bu çok önemli. Yani sadece e, oyun seçtikten sonra hani ben oyunumu seçtim artık market analizi yapmama gerek yok demiyorsunuz. Atıyorum o an bir oyun tuttu. Yani bir oyun patladı şunu analizini yapıyorsunuz. Bu oyun neden tuttu? Bu oyun niye milyon dolarlar kazandırdı? Hani kendi belki içerisinde tutan bir mekaniğini oyununuza ekleyebilirsiniz. Veya pazarlama stratejisini kendiniz kullanabilirsiniz. Yani oyun tuttu. Niye tuttu? İşte YouTube'daki influencer arkadaşlarla reklam yaptı. Yani tanınan ünlülerle oyununu pazarladı. Bu tutan bir şey ise siz de bu yöntemi kullanırsınız. Gibi gibi sürekli oyun yaparken de bu market analizini yapıyorsunuz. Onun dışında da vizyon ve misyon belirleme zaten bahsetmiştik. Yani ne yapacağız, ileriye dönük ne yapmamız gerekiyor gibi seçimleri yapmanız gerekiyor. Yapan kişi de product manager zaten. Burada zaten gereksinimlerden bahsettik. Neyin gerekli olup neyin olmayacağını belirleyen, yine takım liderliği yapan, yani bütün takım üyelerinin, nedir? yazılımcıların, tasarımcıların bir arada çalışmasına köprü olan, bir arada uyumlu çalışmasını kontrol eden kişi işte problem çözme odaklı olması gerekiyor. Burada problem çözme şunu düşünmeyin. işte bizim yazılımda sıkıntımız var. Gelsin yazılımdaki sıkıntıyı çözsün değil. Buradaki problem çözme şu. Yazılımda bir sıkıntı var. Bu nasıl çözülecek? Eğer siz yazılımcılarınız çözemiyorsa bunu çözecek kişiyi bulmakta aslında ya da şunun kararını vermekte. Biz yazılımda şunu sıkıntı çektik. Biz bunu çıkartalım. Yani bir mekanikte sıkıntı çektik. Bu mekaniği çıkartalım. Başka bir şey ekleyelim gibi karar merci de olabilir. Yani probleme farklı yaklaşımlar sergileyebilir. Product odaklı yine ürün odaklı. Yani ürününüzü para kazandıracağı seviyede değerlendirmesi lazım. Burada işte yatırımcı sunumları, personeller vesaire vesaire hazırlayan kişiler. Zaten dealer dediğimiz anlaşma yapan kişi. Ve idea da işte market analiziyle neyin eklenip neyin eklenemeyeceğini oturup game designer'la tartışıp e, pazarlama stratejisi belirleyebilir. E, hani Slide'ı böyle bir sözle bitireceğim. Eğer oyun geliştirici olmak istiyorsanız yazılımcı veya oyun geliştirici olmak istiyorsanız yapmanız gereken şeyler başlamak ve oyun oynamak. Yani oyun oynamadan oyun geliştirici oluyor mu bilmiyorum ama oyun oynamanız lazım. Bu şekilde hızlı bir sunum yapmış olabiliriz. Yani bir özet geçtik oyun sektörüne dair. Artık soru-cevap e, alabilirim. Soru-cevapları e, soruları cevaplarız hem de kendi artık e, sektörde karşılaştığım sorunları tecrübelerimi aktarayım bundan sonrasında. E, bu şekilde sunumu sonlandırabiliriz. Evet arkadaşlar soruları alabiliriz. E de bir sorumuz vardı. Ben hemen onu sormakla başlayayım. <laughs> Türkiye'de genelde hyper casual şirketler çok yaygın ve bu şirketlerin alt şirketleri bir haftalık sprintlerle her hafta üç şirkete oyun sunuyor. özellikle hyper casual için çok tutkusu olmayan geliştiriciler için biraz heves kırıcı olabiliyor. E bu konuda neler söyleyebilirsiniz demiş Çağrı. Şimdi yani Soruyu anladığım kadarıyla tekrar üstünden geçersem. Hani Hyper-Casual Türkiye'de çok yaygın. Ben bu alanda çalışmak istemiyorsam ne yapmam gerekiyor? Şeklinde ee, anladım sanırım soruyu. Ee, yani şöyle bir tavsiyem olabilir. Şimdi tamam Hyper-Casual dediğimiz e, sektör çok daha hızlı dönüt alabileceğiniz, çok daha hızlı para kazanabileceğiniz bir alan. Doğru. Ama eee kendinizi geliştirdiğiniz takdirde diğer sektörlerde özellikle yurt dışına iş bulma imkanınız daha fazla. Yani şu an hyper casual Türkiye'de çok yaygın sektör. Yurt dışında o kadar yaygın olmadığını göreceksiniz. Özellikle indie geliştiricilerin yurt dışında çok daha fazla olduğunu, küçük stüdyoların çok daha fazla olduğunu göreceksiniz. Eğer bunu bir avantaj olarak görüyorsanız evet yurt dışında iş bulma imkanınız çok daha fazla diğer branştakiler ama hayır ben Türkiye'de kalıp ya da Türkiye'den bir e, firmayla çalışıp bir şeyler yapmak istiyorum diyorsanız burada e, yine Türkiye'de casual yapmayan büyük işler yapan stüdyolar var. Yani buradaki e, ilerleme noktanız onlardan geçmek olabilir. Belki onlara başvurabilirsiniz, staja girebilirsiniz. Ya da kendiniz indie olabilirsiniz. Yani şunu da unutmamanız gerekiyor. Eğer sektörde belirli bir yerdeyseniz. Şu anda iki kişinin, üç kişinin yaptığı e, çok büyük oyunlar var. Türkiye'den çıkan da çok güzel oyunlar var. İşte In Silence mesela bir aklıma gelenlerden korku oyunu globalde tuttu. İşte e, yakın zamanda çıkan bir oyun vardı şu an adını hatırlamıyorum. Yani indie geliştirici olarak da oyununuzu tutturabilirsiniz. Yani e, Türkiye'de bunun için farklı destekler var, yatırımlar var. E, burada gözünüz şeyde olmasın ya işte Hyper Casual çok kazanıyor ya da çok tutuyor. Oradan gireyim değil. Eğer yeterli emeği verebilecek seviyedeyseniz bunun için donanıma da sahipseniz bir indie geliştirici olarak da ilerleyebilirsiniz ve bunu yapıp başaran çok fazla insanı artık günümüzde görüyoruz şu anda Türkiye'de 30 tane yani indie geliştirici diyebileceğimiz yani mobil oyun dışında oyun yapan stüdyo var 30'a aşkın en son baktığımda bunları takip edip bunlardan feyz alıp girebilirsiniz bu şekilde cevaplandırayım soruyu tamamdır bir soru daha var geliştirdiğimiz oyunu yaymak ve reklamını en etkili hangi şekilde yapabiliriz? Şimdi bunun bir standartı yok. Zaten bir standartı olsaydı herkes bunu yapardı ve bu alanda çalışacak bir kişiye ihtiyacımız olmazdı. Bu tamamen yaptığınız oyunla alakalı. Hedef kitlenizle alakalı. Yani burada e, yaş grubu vesaire. Yani burada siz yaptığınız hedef kitleyi çok iyi tanımanız lazım. Ve farklı testler yapmanız lazım. Zaten kimse işte ya ben kitle de biliyorum ya da şöyle bir reklam yapayım demiyor. Siz burada farklı yöntemleri deniyorsunuz, test ediyorsunuz. En başarılı yöntem üzerine gidiyorsunuz. Yani siz normal şartlarda atıyorum nedir? İşte Instagram'da reklam veriyorsunuz, Facebook'ta reklam veriyorsunuz, komünite oluşturuyorsunuz, işte influencerlara gidiyorsunuz. Yani atıyorum YouTuber'lara vesaire gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz hangisi benim daha çok karlı benim için. Yani hangisinde çok daha fazla kullanıcıya çok daha az maliyetle ulaşıyorum. Bunlar üzerine yoğun, yoğunlaşıyorsunuz. Zaten işte ESO dediğimizde bir olay var. Atıyorum Facebook'ta reklam verirken bile çok detaylı bir sistemi vardır. Yani siz hangi ülkeye, hangi yaş grubuna, hangi cinsiyete dahi e, reklam ağırlıklı verebileceğinizi belirleyebildiğiniz bir platform. O yüzden e, genel denemeye başlayıp genelden spesifik alana kadar daraltıyorsunuz ne kadar spesifik bir kullanıcı seçiminiz varsa o kadar fazla kişiye ulaşırsınız eğer hedef kitleniz doğruysa çok daha faydalı bir reklam vermiş olursunuz o yüzden genel reklamdan analiz yapıp daraltıp hem hedef kitlenizi daraltıp hem de reklam mer mer merceğinizi daraltıp faydalı olacak bir reklamı verebilirsiniz tamamdır ee, bir sorumuz daha var ee, animasyon oluşturmak için faydalı e, ve yardımcı siteler önerebilir misin demiş Esra. Yani e, şimdi onun için şeye düşünmek lazım mesela iki boyutlu animasyon ayrı, üç boyutlu animasyon ayrı ama hani genel olarak çok yardımcı bir site e, önerebileceğim sanmıyorum. Yani genel zaten slaytta bahsettiğimiz programlardan üç boyutlu programları kullanıp e, oradan çok yaygın open source'tur zaten. Yani çok fazla kaynak da bulabilirsiniz. Atıyorum bir Blender 3 boyut model yapan arkadaşlar Blender kullandığında ücretsiz onlarca eğitim var. YouTube'da bir sürü eğitim var. Yani buradan girip herhangi bir siteye bağlı kalmadan kendiniz yapmanızda fayda var. çünkü ileriye dönük bunlara ihtiyacınız olacak ama Mixamo diye bir site var. Özellikle 3 boyutlu sektördeki çok kişinin duyduğu bir sitedir. Burada hem ücretsiz modeller kullanabilirsiniz. Tabi humanoid dediğimiz yani insansı karakterler ağırlıklıdır. Hem de animasyon oluşturabilirsiniz. Yani tamamen bir modeli atıp oradan size sunduğu animasyonları kullanabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Çok da pratiktir. Yani 5 dakikada bir modeli animasyon verebilirsiniz. Veya animasyonlu bir model alabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Programın adı Mixamo. Tekrardan söyleyeyim. Evet onu çete yazabilir misiniz? Hatırladım ben de onu kullanmıştık. Güzel bir siteydi. Yani mix ama. Evet başka bir soru daha var sanırım. <laughs> e, sektörde işe girmek için ne gibi adımlar izlemeliyiz? Nasıl bir portfolyo oluşturmalıyız demiş belki Ya şimdi bu hani tabii çalıştığınız alana göre belki değişiklik gösterebilir ama hani yazılımcı, tasarımcı vesaire ama ee, şöyle söyleyebilirim yani ben genç bir girişimci olarak e, hem sektörde çok büyük network'e de sahibim hem de bir işverenim aynı zamanda. Yani burada kendi ekibimizi büyüteceğimizde ekip arkadaşı ararken de dikkat ettiğimiz şeyler e, var tabii ki de. Burada nedir? Önemli mesela biz spesifik e, konularda ilan açtığımızda ...yeterliliklerini e, takip ediyoruz. Yani sizin nasıl bir portfolyonuz olması lazım? Atıyorum yazılımcısınız. Bir kere... E, ...en az birkaç tane proje geliştirmiş... geliştirmiş ...olmanız lazım. Ve bu projeleri... E, ...insanların görebileceği şekilde yayınlamanız lazım. Yani nedir? Burada e, özellikle source kodlardan bahsediyorum. Yani siz bir oyun yaptınız. GitHub gibi... işte ...source kontrol, versiyon kontrol kullandığınız bir yerde... ...kodlarınızı paylaşırsanız... ...sizi işe alacak kişinin ya da İK'nın işte insan, human resource'un e, oradaki kişilerin inceleyip kodlarınızı inceleyip hani sizin yeterliğinizi test edebileceği e, yerler daha görüşmeye girmeden ya da daha başvurunuzu e, değerlendirmeye almadan yerler. Bir kere buralarda kesin birkaç projeniz olması lazım ki yazılımda şu an en yaygın GitHub yani GitHub e, kullanmıyorsanız kesinlikle kullanmanız lazım bir yani kere bu olmazsa olmaz yazılımcı arkadaşlar için söylüyorum özellikle ee, burada e, insanların sizin kodlarınızı inceleyebileceği e, bitmiş projeleriniz olması lazım. Onun dışında e, farklı etkinliklere katılmış olmanız lazım. Yani buradaki etkinlikten kastınız nedir mesela Game Jam. Şimdi Game Jam işte 48 saatte ya da 72 saat gibi işte kısa e, birkaç günde e, yaptığınız oyun yaptığınız bir süreçtir. Buraya katılarak siz bazı skill set'ler elde ediyorsunuz. Nedir? Bir kere planlama. Vakit dar, darlığı olduğu için işte deadline'a e oyun yetiştirme, hızlı düşünme, problem çözme ve ekiple çalışma. Özellikle ekip çalışması önemli. Yani işte sektörde benim tecrübem yok. Ne yapmalıyım dediğinizde eğer bir ekipte hala halihazırda tecrübe edinemediyseniz Game Jam gibi etkinliklerde bir ekiplere dahil olmak, ekiplerle kısa çalışmalara dahil olmak çok önemli. Çünkü iş alımı yaparken buna çok dikkat ediyoruz. Eğer siz kendi alanınızda başarılı olabilirsiniz. Yani yalnız çalışıyorken başarılı olabilirsiniz. Bunun da çok örnekleri var. Ee, bunun belki şu ana kadar sadece yazılımdan 1500'e kadar bir başvuru değerlendirdik. Ve hepsini değerlendirmesini de ben yaptım. Ee, şunu söyleyebilirim. Kendi başınıza başarılı olabilirsiniz. Tek çalışarak hani iyi bir yazılımcı olabilirsiniz ama Tek çalışmakla ekipte çalışmak arasında dağlar kadar fark var. Bir kere ekip arkadaşlarınızla uyumlu olmanız lazım. Ve işte farklı standartlara sahip olmanız lazım. Kimisini gördüm. İstediğiniz her türlü oyun mekaniğini yazıyor ama anlaşılmıyor. Yani diğer arkadaşlar ne yaptığını anlamıyor. Yani ekip uyumu olması lazım. O yüzden e ekipler içerisinde bulunmanız gereken bir portfolyoya sahip olmanız lazım. Ne olduğunuzu iyi bilmeniz lazım. Yani ne olduğunuzu iyi bilmekten kastım. Şunu da yapmayın özellikle iş ilan başvurularında maalesef ki birçok stüdyo co-founderların da yaşadığı bir sıkıntıdır. Herkes her şeye başvuruyor. Yani atıyorum biz bir ilan açtık. Belirli standartlar belirledik. İşte şunlara bilmesi lazım vesaire. Sektörde çalışmayan hiç girmeyen insanlar da yazıyor. Diyor ki ilana başvuruyor. İşte ben bilmiyorum ama öğrenmek istiyorum. Şimdi bunu yapmayın. Bunu neden yapmayın? Bir kere işverenin istediği standartları karşılıyor musunuz? Buna iyi bakın. Eğer karşılamıyorsanız bu size olumsuz etki sağlayacaktır. Hani siz buraya başvurdunuz, şansımı deneyim diye başvurdunuz belki ama sizi bir havuza alıyoruz biz. Hani özellikle atıyorum LinkedIn başvurusunda söyleyeyim. Sen orada başvurunda standart karşılamadığın için eee alıyorsun. Yani geri çevriliyorsun ve belki ileride başvuracağın başvuru göz ardı ediliyor. O yüzden e, ne istenildiğine dikkat edin. Genelde işte şeye bakabilirsiniz. İşte iş ilanlarına bakabilirsiniz. Ne gibi bir portfolyonuz olması lazım. Çünkü oradaki gereksinimler aslında e, portfolyonuzu oluşturan standartlar olması gerekiyor. E, tasarımcı arkadaşların yine tasarımlarını paylaştığı farklı siteler var. E, burada tasarımlarını paylaşması lazım. E, farklı işte tasarımları olması lazım. Özellikle ben tasarımcılarda şeyi de e, tavsiye edebilirim bir animasyon yapsınlar. Yani özellikle karakter animasyonu yapsınlar. Çünkü şu anda e, seviye bazında benim kişisel görüşüm seviyeyi belirleyen bir şeydir. Yani sizi junior yani bir yeni başlayan bir modelci ile senior sektörde hala hazırda uzun sürede çalışmış modelci arasındaki farkı nasıl anlarsınız? Tabii ki de çizim teknik bilgisi, tecrübe vesaire var ama belki yaptığı modeller de bunu gösterir. Yani nedir? Atıyorum siz bir bardak modeli istiyorsunuz. E şimdi sektörde 3 ay çalışan da bardağı yapabilir. Aynı modeli 3 yıl çalışan da yapabiliyor. E şimdi siz aynı bardağı ikisinden de aldığınızda neye göre seçeceksiniz? Burada modelci arkadaşlar portfolyosuna bir insan karakteri modelleyip animasyonunu koyarsa çok ilgi çekici oluyor. Özellikle hani benim kişisel görüşüm dediğim gibi ama çoğu arkadaş da bunu düşünüyor. <laughs> Sektördeki co yani işveren kişiler diyebiliriz. Kendinizi öne çıkaracak çalışmalarınız olması lazım. Yani sadece çalışmanızın çok olması önemli değil. Kendinizi öne çıkaracak. Yapması zor ama yaptığınızda büyük ödüllendirebileceğiniz yani burada quantity, quality devreye giriyor. Quantity dediğimiz şey işte çalışmanızın çokluğu ama quality çalışmanızın kalitesi ne kadar çoksa sayısının fazla olmasına gerek yok. Sizi ön plana çıkartır. Diyebilirim. Evet, teşekkürler. Bir soru daha var. E game jam takımının kaç kişilik olması idealdir? Yani burada <laughs> katıldığınız game jam'ler sayı belirleyebiliyor. Kimisi 5 kişi olsun, kimisi 3 kişi, kimisi sayı vermiyor. Onlarca kişi olabilir. Zaten gittikçe azalıyor ama yani burada bir oyuna çıkartabilecek temel kriterlerimiz ne? Yazılımcı olması lazım, tasarımcı olması lazım. Yani tasarımcıdan kastımız modelci veya işte çizimci olması lazım. Oyununuz hangi boyuttaysa, iki boyutlu, üç boyutlu. Oyun planlayıcı, game designer dediğimiz oyun tasarımcısı olması lazım. Şimdi bu üç e, dal oyun yapmak için yeterdir. Ama sizin yetkinliğiniz kişi sayısını belirler. Yani sizin bir tane yazılımcınız vardır. Yeni başlamıştır. E, yeterli değildir. Yetiştiremiyordur. O zaman birden fazla yazılımcıya ihtiyacınız vardır. Atıyorum siz model yapacaksınız. Modelciniz yeni başlamıştır. Yeterli seviyede değildir. Veya e, çok fazla işi vardır. İş yükü fazladır. Yani burada sadece baş yeni başlamasına gerek yok. İş yükü de fazla oluyor. Çok fazla modele ihtiyacınız var. O zaman ona ona göre kişi sayısı belirlemeniz lazım. Yani zaten katıldığınız Game Jam'de bir maksimum e, limit belirlerler e, ya, ya da sınırsız bırakabilirler bilmiyorum. E, ona göre yapacağınız oyuna e, göre düşünmeniz lazım. Veya ekibiniz varsa yani biz 3 kişiyiz, 5 kişiyiz zaten bir ekibimiz varsa Ekibinizdeki kişilerin yetkinliğine göre oyun seçmeniz lazım. Yani atıyorum sizin ekibinizde iki tane yazılımcı var, üç tane modelci var, tasarımcı var. O zaman model ağırlıklı hani görsel planda, görselde öne çıkacağınız oyunları tercih edebilirsiniz ya da o tarz oyunlar yapabilirsiniz. Ama atıyorum sizde bir yazılımcı var, 5 tane tasarımcı var. Hadi biz gidelim çok kapsamlı, çok karmaşık bir kodlu oyun yapalım derseniz yetiştiremeyebilirsiniz çok büyük ölçüde. O yüzden ekibinize göre de oyun seçmekte yarar var. Başka soru var mı arkadaşlar? Çok kısa bir, bir dakika falan bekleyebiliriz. <laughs> Tamamdır. Hani soru gelirken de e, belki hani bazı tecrübelerimden bahsedebilirim. Şimdi e, Artık gelişmek şey çok kolay oldu. Yani biz aynı zamanda eğitim de veriyoruz. Yani bizi platformları e, paylaştık sanırım. E, oradan Discord'dan veya YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Bana bizzat ulaşabilirsiniz. E, Discord üzerinden bizim bir topluluğumuz var. Eğitimler, workshop'lar düzenlediğimiz. Şimdi ben sektöre oyun Unity ile ne zaman tanıştım? 2015'te tanıştım. O zaman bilgisayarım yeterli değil, yaşım küçük ve çok az kaynak var. Şu anda Türkçe İngilizce'ye de geçtim. Türkçe o kadar çok kaynak var ki şu anda birinin sektöre girmesi çok kolay. Yani ücretsiz eğitimlerle dahi bir noktaya gelebiliyorsunuz. O yüzden geç kaldım diye düşünmeyip bir an önce girmeniz lazım. Kendinizi ezdirmeyin. Bence yine benim gördüğüm ileriye dönük planlamalar dahilinde söylüyorum. Yani ben bir tek başıma stüdyo açtım. Hiçbir yatırım almadım. Öncesinde yani baktığınızda çok fazla deneyimim de yoktu. Belki çok fazla kazancım da yoktu. Ve o zaman çok fazla bilgi birikimim yoktu. Yani bundan iki buçuk yıl öncesinden bahsediyoruz. Hyper yeni çıkmaya e, patlamaya başladığı zamanlar. E, ama bazı şeylerin farkındaydım. Hiçbir zaman e, kendimi hızlı geliştirmek için bazı yerlerden feragat etmedim. Yani burada ne demek istiyorum? Siz kendiniz bir çalışan olarak da düşünseniz. Şunu demeyin. Ya benim işte kendimi geliştirmem lazım ya da işte işe girmem lazım deyip sizin standartlarınızı düşürecek veya size bir şey katmayacak iş yerlerine girmeyin. Stüdyolara, şirketlere girmeyin. <laughs> Çünkü şunu çok görüyorum. İşte bir yerde işe giriyor. Sektöre yeni girmiş. Heyecanlı, istekli kişiler oluyor. E bir yerde iş buluyor. Tanınmamış bir stüdyo. Yeni kurulmuş ya da oyunla alakası olmayan kişiler de oluyor. Yani parası olup oyun yapmak isteyen kişiler de karşılaşacaksınız sektörde. Bunların yanına girdiğinizde ne oluyor? Bir, Sizi geliştirecek kimisi olmuyor. Kendi e, şeyinizin üstüne katamıyorsunuz. 2. Yaptığınız proje elbet patlıyor. Çünkü alanın da uzman olmayan kişilerin bulunduğu yerde başarılı bir oyun çıkarmanız çok zor. Yani yemek yapmayı bilmeyen kişiler e, kişilerin arasında nasıl bir iyi şef çıkmasını beklerseniz, e, orada iyi bir oyun çıkmasını beklemek de aynı şey. E, o yüzden Kendini kanıtlamış ya da bazı alanlarda başarılı olmuş e, ön planda olan yerlere başvurmanız lazım. Yani ben hiçbir şey bilmiyorum. Sektöre yeni girdim. Yeni öğrenmeye başladım deyip kendinizi size ezecek insanların yanında bulunmayın e, diyebilirim. Hani ben bunu stüdyo kuran kişiler atıyorum. Girişimci olmak isteyen kişiler için de geçerli. Ben iki buçuk yıldır hiçbir yerden yatırım almadım. Teklifler oldu. Hiçbir teklifi kabul etmedim. Hani yüzde bire dahi Kabul etmedim çünkü gelecek planım var, misyonum var, vizyonum var. Daha iyi olacağımı biliyorum, buna inanıyorum ve bunun için çok çalışıyorum. Erken aşamada yatırım almanız sizin aslında şirketlerle mesela hani biraz daha biznes'e giriyor ama atıyorum 100 bin liralık yatırım aldınız, şirketin yarısını verdiniz. Bu ne demek oluyor? Ben normal şartlarda bunun belki 10 katı 1 milyona kazanacaktım aynı yerde yani sırf erken olmak için kendinizi bir an önce bir yere atmak için. Ee, bazı şeylerden fedakarlık yapmayın ya da kendinizi ezdirmeyin diyebilirim Evet çok güzel bir sorumuz daha var ee, Hı -hı. Aztek stajyerlik fırsatları hakkında bilgi verebilir misiniz Hı -hı. demiş Çağrı ee, şöyle biz bizim staj süremiz 3 ay süre şimdi e, biz zaten duyurularını yapıyoruz yine discord e, kanalımızı takip ederseniz e, duyurularını oradan yapıyoruz ee, bizim staj programımız biraz farklı, şöyle farklı. Bizim bir 3 aylık staj programımız var ve bu program içerisinde e, hem workshoplar yapıyoruz, e, onu aşkım workshop yapıyoruz, hem de oyun geliştiriyoruz ve bu oyunlardan para kazanıyoruz. E, hani farklı bir staj programımız var, bilinen gibi değil. Hatta şunu da belki iddia edebilirim, yani çok herkes bilmiyorum ama Türkiye'de olmayan bir taş programı e, diyebilirim en azından bildiklerim arasında ki çok fazla stüdyo biliyorum çok fazla co-founder tanıyorum. Bunlarla kıyasladığımda olmayan bir taş programına sahibiz. E, bununla alakalı detayları yine e, hani Discord üzerinden ya ulaşabilirsiniz ya da duyuruları zaten yapıyoruz. Oradan takip edebilirsiniz. LinkedIn'den vesaire de paylaşıyoruz. Evet başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Yoksa birazdan kapatabiliriz. Şeyde e, Aztek Games Discord kanalını ve YouTube kanalını paylaştık chatten arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda bizi de diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. E, sertifika formunu da doldurmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan durumlarını geçeyim. Ve bir soru geldi. E, i̇şe alımlarınızda <laughs> üniversite şartınız bulunuyor mu? Şunu söyleyeyim. Yani özellikle başvurularda falan hiç dikkat etmiyorum. Tek bir cümle. Yani üniversite hiç bakmıyorum. Şu anda hani biz işte 5-6 kişilik bir ekibiz. Bizim içerimizde üniversite öğrencileri de vardı. Üniversiteyi yeni kazanan belki lise çağındaki insanlar da vardı. 40 yaşında kişiler de vardı. Yani üniversite özellikle kendim için söyleyeceğim. Aztec Games için konuşuyorum. Ki aslında sektörün gereksinimi de bu olduğu için böyle ama kendi adımıza konuşacağım. Üniversitenin hiçbir önemi yok. Neden yok? Ben şu anda üniversite öğrencisiyim bu bu arada. Farklı bir branştayım. Uçak elektrik, elektronik okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Yani okuduğunuz alanın yaptığınız işle alakalı olmasına gerek yok. Ben hobi olarak başlamıştım oyuna. Yani siz öğretmenlik okuyup yazılımcı olabilirsiniz. Okuduğunuz bölüm o yüzden önemli değil diyorum. Yani tabii ki de üniversite size bir şeyler katacaktır. Yani burada üniversiteleri kötülemiyoruz ama ben alım yaparken e, tamamen kişisel gelişime önem gösteriyorum. Yani siz kendinizi geliştirdiyseniz liseye de gidebilirsiniz, üniversite öğrencisi de olabilirsiniz ya da alakası bir bölümden mezun olabilirsiniz. Hiç önemi yok. Zaten işte bir başvuru yaptığınızda CV'nizi veriyorsunuz. Ben o CV'de sadece bakmak için bakıyorum okuduğu üniversiteye. Mezunmuş değilmiş veya da üniversite okumuş benim için hiç önemli değil. Ki genelde böyle yani bu bizim yazılım sektöründe özellikle böyledir. Siz yaptığınız işlerle öne çıkarsınız. Kimse sizin adınıza bakmaz. işte dilinize, ırkınıza ya da okuduğunuz bölümünüze bakmaz. Siz orada belirleyen standartınızı ya da karakterinizi oluşturan şeyler sizin yaptığınız işlerdir. İşleriniz ne kadar iyiyse siz ona göre değerlendirilirsiniz. Yoksa e, Ahmet'miş Mehmet'miş kim olduğunuzun hiçbir önemi yok aslında. Evet kesinlikle katılıyorum ben de buna. Ee, başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Evet. <laughs> Başka bir soru henüz gelmedi. Kapatabiliriz istersen. Bitirebiliriz. Olur benim için uygun Fark etmez. Belki Anladım. ileriye dönüp yüz yüze de etkinliklerde. Evet. Yine... Çok güzel olur. Diğer dönemde kesinlikle düşünüyoruz zaten. Oyun geliştirme üzerine yüz yüze bir etkinlik olmalı. Tarihlerine dikkat edin. Genelde oyun sektöründe nedenini anlamadığım bir şekilde çoğu etkinlik hep aynı zamana denk geliyor. Yani onun belirli bir dönem var herhalde. Kış biraz dönemi var. Emin değilim. <laughs> evet doğru. Hani bütün etkinlikler e genelde sınavlar... geliyor. Sınavlar... Evet sınavlardan önce herkes yapıyor genelde. O da Mart civarı oluyor. Maalesef bir yığını oluyor o zamanlar. Yani aynı anda 3 etkinlikten davet aldığımı biliyorum. Şimdi hangisine katılacaksın vesaire çok sıkıntılı. tabi ee, tabii mesai falan da sıkıntı oluyor. O yüzden e kimsenin etkinlik yapmadığı bir zaman olursa çok daha rahat katılım olacaktır. Öyle bir zaman bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakacağız artık. Çok teşekkür ederiz Atakan. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bilgi birikimlerini bizimle paylaştığın için, aktarımlar için çok teşekkürler. Umarım herkes için de faydalı olmuştur arkadaşlar. Tekrardan sertifika formunu doldurmayı unutmayın. Teşekkürler katılımınız için. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.